Onlar Allah ile halvet edenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namaz için kalkın. Bu sizden önceki salihlerin adetidir. Şüphesiz gece ibadet için kalkmak, Allah'a yakınlaşma ve günahtan sakınma vesilesidir. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, gece namazını kılın. Şüphesiz gece namazı Peygamberinizin sünnetidir. Sizden önceki salihlerin adetidir ve bedenlerinizden dert ve hastalığı uzaklaştırıcıdır. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Gece ibadet için kalkmak, sıhhat, aziz ve celil olan Rabbin hoşnutluk sebebidir. Allah'ın rahmetine maruz kalmanın ve peygamberlerin ahlakına sarılmanın vesilesidir. Yine şöyle buyurmuştur. Gece ibadet için kalkmak, beden için sağlıktır. Yine buyurdu ki, Allah Resulü'nün gece namazı nurdur sözünü işittiğim günden beri gece namazını terk etmedim. İbn-i Kevvah, Leyletül Harir gecesinde yani Muaviye ile savaştığınız o korkunç gecede de mi diye sorunca Hazreti Ali şöyle buyurdu. Hatta o gecede bile. İmam Sadık aleyhisselam iyilikler kötülükleri ortadan kaldırır ayeti hakkında şöyle buyurdu. Müminin gece namazı gündüzde işlediği günahlarını ortadan kaldırır. Yine İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, gece namazı yüzü ak ve nurani kılar. Gece namazı insanı güzel kokulu kılar ve gece namazı rızık kazandırır. İmam Zeyn'ul Âbidin aleyhisselam, neden gece namazı kılanlar diğer insanlardan daha güzel yüzlüdürler diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Çünkü onlar Allah ile halvet ediyorlar. Allah da onlara nurundan bir elbise giydirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyurdu ki, her kim çok gece namazı kılarsa gündüz güzel yüzlü olur. Hazreti Ali kendisine ben gece namazından mahrum oldum diyen birisine şöyle buyurdu. Sen günahların kendisini esir ettiği kimsesin. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. İnsan bir günah işler, o sebeple gece namazından mahrum olur. Kötü işin insandaki etkisi, bıçağın etteki etkisinden daha hızlıdır. Yine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsan bir yalan söyler ve bu sebeple gece namazından mahrum kalır. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Bazen mümin kullarımdan biri ibadetim hususunda çaba gösterir. Yatağından kalkar, tatlı yastığını terk eder, geceleri bana ibadete koyulur. Benim kulluğum yolunda kendisini sıkıntılara düşürür. Ama kendisine olan lütuf ve muhabbetimden ve onun canını korumak için bir iki gece uyuklamayı kendisine musallat kılarım ve o uyur, sabah kalkar. Nefsine kızgın ve onu kınar bir halde namazını kılar. Eğer onu ibadetime devam etsin diye bırakacak olursam kendini beğenmişliğe düşer. Kendini beğenmişliği işleriyle gururlanmasına sebep olur ve böylece helak olmasına sebep olacak şeyler kendisine gelip çatar. Zira amelleri sebebiyle gurura kapılır ve bütün ibadet edenlerden üstün olduğunu ve ibadetinde kusur sınırını geride bıraktığını sanacak kadar kendisinden razı olur. Bana yakın olduğunu sandığı bu esnada benden uzaklaşır.